Herkese selamlar. Bugün itibariyle herkesin de Türkiye'ye gelmesi merakla beklediği Nothing Phone 2 satışa çıktı. Evofon tarafından getirilen telefonun fiyatı 37.000 TL olarak açıklanmış. Şu detayı vereyim. 12.512 versiyonu, yani en dolusu. Okay. Bizim aldığımız hangi versiyon? Bizimkisi 12.256. 12.200. Onun bir düşük olanı. Evet. Sistemde. Bizim aldığımızın yurt dışı satış fiyatı kaç ve? Bizim aldığımızın $750 olması lazım. Evofon'un Türkiye'ye getirdiğinin yurt dışındaki satış fiyatı? $800. $800. 700 sterlin, 850 euro. Tamam, boşver, 800 dolardan yürüyelim. Şimdi kafeyi sterlinle, euro ile bozmaya gerek yok. Zaten herkes ekonomist oldu. Herkes şeyle, euro ile, muro ile falan uğraşıyor. Şimdi yurt dışı fiyatı 800 dolar olan telefonu Evofon Türkiye'de 37 bin liraya mı satacak? Evet. Okey. Bunu 800 doları bugünün kuruyla TL'ye çevirdiğimiz zaman 20.600 lira yapıyor. Kabataslak bir hesapla, artık daha yukarıda hesaplamak lazım. 1.8 ile 1.9 ile çarptığımız zaman da Evofon'un açıklığı da 37 bin liradan biraz daha yukarıda. Evet. 38 bin küsur, hatta 39.200 liraya falan gibi bir şeye geliyor. Yani matematik olarak baktığımız zaman 4 işlemli Evofon'un açıklığı da 37 bin lira. Aslında bu 800 dolarlık cihaz için çok fahiş bir rakam değil. Evet. Vergilerle beraber oluyor. Vergilerle birlikte. Türkiye standartlarına bakacağız şimdi, değil mi? Önemli olan o. Yani 37 bin liraya Nothing Phone 2 almak mantıklı mı? Evet. Ona bakacağız. Ne düşünüyorsun sen, mantıklı mı? Şöyle bir durum var. Daha önce hatta böyle bazı dolar yükseliş vesaire, dövizin yükseldiği dönemlerde denk gelen telefonlardaki gibi rakiplerine baktığımızda fiyat bazında %90 ondan çok daha iyi cihazlar. Teknik özellik vesaire. Yani 37 bin lira etiketiyle şu anda Türkiye'de satılan cihazlar arasında teknik yeterlilikleri Nothing Phone 2'den daha iyi olanlar var diyorsun, değil mi? Hangisi var mesela? Mesela ben 40 bin liradan kapıyı açtım direkt. P60 Pro şu an 40 bin liraya bulunuyor. Okay. 37 bin lira ile 40 bin lira arasında 3 bin lira fark var. Nereden baksan %8 falan daha pahalısı. Yaklaşık o kadar. Yani tamam, artık böyle 10 bin liralar, 1000 liralar dilimize şey oldu ama 3 bin lira az bir fark mı? Değil. Bazı insanlar için önemsiz bir fark olabiliyor. Bazı insanlar için çok fazla fark olabiliyor. Yani bir insan Huawei P60 Pro'ya 40 bin lira verecek parayı bulamayabilir. Tabii ki. Bir insan içinse aman ben Nothing Phone 2'ye 37 bin vereceğime 40 bin lira, 3 bin lira daha veririm. P60 Pro alırım der. Ama şu bir gerçek, değil mi? Onda hemfikiriz. P60 Pro donanımsal özellikleri açısından Nothing Phone 2'den daha üstün bir cihaz. İşlemcileri aynı sadece. İkisinde de 8 Plus Gen 1 var. Ama onun dışındaki özelliklere baktığımızda tabii ki P60 Pro işte DxO Mark'ta birinci sırada. Bu cihaz Nothing Phone 2'yi sadece işlemci bazında eğer değerlendirirsek bu zaten bu yılın telefonu olarak çıkmıyor karşımıza. Teknik olarak baktığımızda yani, o yüzden paket olarak değerlendirmemiz lazım. Nitekim P60 Pro'da da o işlemcinin zaten olmaması gerekiyor. Ama işte ambargo falan yüzünden öyle. Paket olarak değerlendirdiğimizde yani bunun kamerası P60 Pro'nun kamerası, bunun malzeme kalitesi P60 Pro'nun malzeme kalitesi falan diye baktığımız zaman bence P60 Pro bundan daha kaliteli bir cihaz. Başka yani, ne var? De öyle. Bazıları için tabii ki Nothing Phone 2'nin o ışıklı yapısı falan da daha güzel olabilir. İşte o işin estetik tarafı. Biliyorsun, diyebiliyor ki ben P60 Pro'yu kendime yakıştırmıyorum zaten ama Nothing Phone bence daha sportif, daha enerjik, daha genç, daha havalı bir telefon. 40 bin lira P60 Pro'ya vereceğim, 3 bin lira da cebimde kalır. Onu da karıyla kızla yerim, 37 bin lira veririm. Şarj aleti çıkmıyor burada. Ay çok güzel. İyi bir şarj aleti, iyi bir kablo falan alabilir. Başka ne var? Başka ne bu aldın? Fiyata şu anda hani Apple'da daha yüksek görünse de orada 40 bin lira sınırındaydı sanırım. Ama hani online yerlere baktığımızda 37 bin liraya iPhone 3 var. Okey, o zaman Nothing Phone 2 yine taşı çarptı, değil mi? Çünkü bir anlamda baktığımız zaman tamam, belki iPhone'un 3 bir eski jenerasyon. Neredeyse 2 olacak hatta. Eylül'e geldiğinde 2 olacak neredeyse ama hala Türkiye için çok iyi bir cihaz. Reputasyonu iyi. Evet. Sadece Türkiye'de, dünyada da reputasyonu iyi. Şimdi düşünüyorum iPhone'un 3'ü nereden vurabiliriz diyor bununla kıyasladığım zaman. Şeyden vururuz yine. Bu daha havalı, daha enerjik, daha popüler. Yani biraz önce söyledik ki daha genç. Onun dışında vurabileceğimiz bir yer var ama kameradan falan vuramayız gibi mi geliyor? Yok, kamerada hani tabii ki yakın şeyler çıkartabilirler ama birçok noktada vuramayız gibi geliyor. Fiyat da zaten aynı. Aynı. Fiyatta da vuramıyoruz. Yani biz şeye alışıyoruz normal şartlarda. iPhone daha pahalı demeye alışıyoruz ama şu örnekte onu da diyemiyoruz. Evet.
Başka ne var? Mate 50 Pro var. 256'lı yani o şey olan vegan deri falan değildi. Şu an aslında bizde bulunan versiyonu. O da 37 bin lira. Onunla bunu çarpıştırdığımız zaman ne çıkıyor ortaya? İşlemciler yine aynı. Kamerada Mate 50 Pro öndedir. Bunun dışında baktığımızda tabii ki şimdi Huawei ile kıyasladığımızda burada hani işte Google servislerine erişim var. Rahat vesaire. O da bir tercih ediyor. Birisi şey diyebiliyor mesela. Ben 40 binli ve P60 Pro'ya ya da 37 binli ve Mate 50 Pro'ya vereceğimi bir daha önce Huawei'nin eksik olduğu Google servisleri i̇şte bana sorun çıkartırla uğraşacağıma gider daha şık, daha enerjik, daha genç görünen Nothing Phone 2'ye 37 bin lirayı veririm de diyebilebilirsin. Kesinlikle. Onun dışında biraz daha altına indiğimizde 36.500'e iPhone 13 mini var. Hani daha küçük versiyonu. Bataryası birazcık daha iPhone 13. Bu tabii iPhone 13 mini gibi bir telefonun Türkiye'de 36.500'e satılıyor olması da ayrıca Türkiye'nin kaderi. Evet. Yani şimdi şu iyi oturup doğru konuşmak lazım. 13'ün 37 bin liraya satıldığı bir yerde 13 mininin 36.500'ü yani sadece 500 lira ucuzu satılması iPhone 13 satalım. 13 mininin aslında ne kadar pahalı bir cihaz olduğunu da bir yandan bize gösteriyor. Şimdi ben düşünüyorum 13 miniyle bunu nasıl kıyaslarız diye. 13 mininin de bir yığın albenili noktası olsa bile ben sanırım bu seçenekte şeyi seçerim. Ben de. Nothing Phone 2'yi seçerim galiba. Çünkü batarya sıkıntısı var zaten mininin. 12 mini de daha fazla. Minilerin hepsinde evet. Böyle bir soru. Zaten takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Benim önermediğim iki tane, kafadan önermediğim iki seri var. Birincisi iPhone'un mini seviyeleri. İkincisi de Samsung'un Fan Edition'ları. Yani bunlardan uzak dön diyorum. Her birinin de niçin olduğunu başka videolarda defalarca anlattım. Burada görmeye gerek yok. Senin listende de Allah'tan F'ye yok zaten. Yok. Ama yani iPhone 13 mini'ye de Oppo'yu vereceğime gider Nothing Phone 2'ye veririm Oppo'yu. Hem yani daha çok büyük ekran hem de birçok avantajı var mini ile kıyasla. Hem daha genç hem daha güzel görünüyor. Hem yanar dönerli filan değil mi? Işık hikayesi zaten birçok kişi için en büyük şey. Bir diğer yandan 36.250 civarında da S23 Plus var. Şimdi işte burada Nothing Phone 2'ye ne demek lazım onu bilemiyorum. Yani geçebildiği bir durum açıkçası yok gibi. Çünkü ekran burada daha güzel. Burada 8 Gen 2 var. Hatta overclocklusu var. Aynen öyle. Bir de şimdi şöyle de bir şey var. S24'ün çıkmasına da daha çok aylar var. Evet. Yani yeni sene gelecek. Aynen öyle. Yani o yüzden bu çok çetin bir ceviz. Çok çetin bir rakip Nothing Phone 2 için. Bu ben fiyatla. De. 37 bin lira fiyatla. Vallahi bilemiyorum Nalan. Yani nasıl çıkıyoruz bu işin içinden? Burada işte ay farkı var. Yani Samsung'un hem çok güzel fiyat çalışması var. Daha önce işte birkaç videoda çektiğimizde ya da oturup kıyasladığımızda şey durumu da var mesela. Samsung S23 Plus büyük ihtimalle dünyadaki en ucuza satılan yerlerden biridir. Vergi olmasına rağmen. Ama 37 bin TL'yi dolara çevirdiğimizde yani Amerikalı biri Türkiye'ye yerleşmeye karar verip bunu almak istediğinde 1368 dolara alıyor bu telefonu. Türkiye burası yani vergilendirme evet. Şey yapacak. İşte standart zaten 1.8 tahmini, 0.8 tahmini vergi yükü koyduğun zaman bu dolar yapıyor zaten. Direkt öyle bir şey oluyor. Bir diğer yandan 35.500'e hani bir eski seriye gidip boyu büyütmek isterim derse insanlar S22 Ultra var. Ama Ultra işte yani hani onu unutmamak lazım. Yani evet belki S22 seviyesi Samsung açısından çok parlak bir seviye değil. Tamam bunu cebe koyalım. Ama S22 Ultra var ve bundan daha ucuz. Yine şu şartlar altında Nothing Phone 2 için çok fazla bir gelecek görmüyorum ben. Yani şöyle de bir dert var Aydoğan burada. Şimdi Nothing Phone gibi bir üçüncüsü, belki beşincisi, belki altıncısı olacak mı olmayacak mı diye bilmediğimiz, benim en azından bilmediğim bir marka var. Bir de Samsung'un Galaxy S seviyesinden bahsediyoruz. Yani 22-23 olması 22-23'te çıktığı anlamına gelmiyor ama biz S3'ten beri Türkiye'de S10'a kadar numarik olarak, S10'dan sonra da işte katakullilerle 20'den sonra yine 20'den filan devam ettiğini biliyoruz. Yani var bu marka Türkiye'de, yok bu marka Türkiye'de gibi bir dert var karşımızda. Yani yine bilemedim, yine zor bir iş bu Nothing Phone 2 için. Türkiye'deki popüler iki cihaza geldiğimizde 34 bin liraya 12T Pro var, Xiaomi'ninkisi. 28.250 liraya da S23'ün düz versiyonu. Şimdi 12T Pro ile Nothing Phone 2 biraz kapışır bence. Evet, yani 34 bin lira, 37 bin lira ya da 3 bin lira fiyat farkı var. Diyecekler ki yani sen bir az önce 40 bin lira, 37 bin lira alınca 3 bin liraya laf ettin. Hani önemli bir şimdi etmiyoruz. Yok, yine ediyorum. 3 bin lira çünkü benim için hala büyük para. Yani 3 bin lira vermek isteyen varsa göndersin, o ayrı mevzu. Ama hani sanki 12T Pro'yu Nothing Phone 2
kolay harcar gibi mi geliyor? Yani hem daha insanın... yeni bir telefon. Aynen. Şıklık anlamında daha şık. Şey 12 T Pro böyle genç, çok neşeli, yanar dönerli falan bir cihaz değil ve daha da büyük bir cihaz aklımda kaldığı kadarıyla. Yani şu an için mesela yazılımsal bazda da daha stabil diyebiliriz. Kamerası sonra benim evimin bununla çektiklerine baktığım kadarıyla daha başarılı. Net kapışır bence de. Aklımda kalmış şeyin Nothing Phone 2'nin. 12 T Pro kötü bir cihaz değil. Kesinlikle. Ama bu fiyatlar olduğu zaman 34 bin, 37 bin olduğu zaman sanki Nothing Phone'un eli biraz daha güçleniyor gibime geliyor. Yani işte o birazcık dediğin gibi al beni hikaye. Hikayesinde yine kağıt üzerinde baktığımızda tabii ki 12T Pro'nun da daha iyi özellikleri var. Bir diğer yandan Nothing Phone 2'nin de belki şey de yapabiliriz. Hani bununla bunu da kıyaslayacağımız bir içerik de hazırlarız. Hazırlarız. Mutlaka hazırlarız. Hani şey olduğu için. Ama baktığımda burada evet ben Nothing Phone'u seçiyorum diyen sayısının daha fazla olma ihtimali yüksek. Ama bu son seçenek yani Samsung Galaxy S23. Şimdi biraz önce S23 Pro için söyledik en yenisi en nihayetinde takvim yılı olarak baktığınızda baz model ve 28.250 liraya satılıyor Türkiye'de. Bu 37.000 liraya satılıyor. 9.000 liralık bir fiyat farkı var. Herhalde bugün Türkiye'de 9.000 liraya önemsiz bir para ya ben bunu veririm diyecek adam benim yakın çevremde yoktur. İnşallah izleyenlerimizin etrafında çok vardır böyle insanlar ama benim yakın çevremde ben yok diye tahmin ediyorum. Ama benim için de 9.000 önemsiz lira diyenler de zaten hani ya bir merakı için bu telefonu almıştır ya da zaten elinde hani ya iPhone ya işte Samsung seviyorsa Samsung, Huawei seviyorsa P60 Pro'su falan elindedir diye düşünüyorum. Bilemedim ama yani yine S23 daha önde gibi görünüyor. Şöyle daha önde gibi görünüyor. Fiyat daha iyi. İşte marka bilinirliği daha iyi. Hı hı. İşlemci daha iyi. İşlemci kamera daha iyi. Daha iyi çıkar. Kamera bence de yani hani daha kötü çıkmaz en azından. Aynen. Yani hani en kötü beraber. Ne kadar daha iyi çıkar, nerede başa, hangi noktada başa başka da onları önümüzdeki günlerde değerlendirdiğimiz zaman daha rahat görürüz ama daha kötü çıkmayacağını ilk izlenimlerden anlıyoruzdur. O zaman şu yapıda Aydoğan, Nothing Phone 2'nin Türkiye'de belirlenen 37 bin lira satış fiyatı aslında Nothing Phone 2 için çok da şey değil, iyi bir fiyat değil gibi görünüyor. Yani bu doğru bir fiyat ama evet, günümüz şartlarında... Yani Samsung'un çalışıp açıkladığı gibi ya da iPhone 13 ile iPhone 13 mini fiyatlarına baktığımız zaman senin söylediğin o iPhone 13 satalım vizyonunda olduğu gibi bir fiyatla görmüyoruz şey. Ya da Nothing Phone 1'in geldiği zamanki Türkiye'ye gecikmeli olarak geldiği zamanki fiyatı gibi rekabetçi bir fiyat. Evet, zaten şöyle baktığımızda mesela yurt dışında işte Nothing Phone 1 ile 2 arasında galiba 100 dolar 150 dolar gibi bir fiyat farkı var çıkış fiyatında. Türkiye'ye Evofon'un getirdiği fiyatlara baktığımızda biri 15'e çıktı biri 37'ye çıkıyor ve arada yıl da yok yani. Bu arada tabii şunu unutmamak lazım. Biz geçmişte çıkan telefonların fiyatlarıyla kıyaslıyoruz evet, şu anda şeyi. Ama aslında Nothing Phone 2'yi çıkarttığı zamana baktığımız zaman hani böyle yılın ikinci yarısına yayılan işte Xiaomi'nin T11'e yeni S23 F'ye geldiğinde de mesela F'ye bundan pahalı olur Türkiye'de. De bakmak lazım ve o zaman Nothing Phone 2'nin bu 37 bin liralık fiyatı daha makul bir fiyat evet, haline gelebilir. Ama burada bence şöyle önemli bir şey var. Videoyu kapatmadan bunu da dile getirelim. İnsanlar bilsinler. Zaten insanlar biliyorlar. Nothing Phone IMEI çakılabilen bir cihaz. Henüz Ulaştırma Bakanlığı buna engel olamadı. Öyle söyleyelim. Şeyde. Ben her ne kadar IMEI çakılma hikayesine karşı olsam da bunun sağlıklı bir yöntem olmadığını düşünsem de ve bununla ilgili kanalda çektiğim bir video da var. Bana öyle geliyor ki eğer Nothing Phone 2 kullanmak isteyen Türklerin büyük bir çoğunluğu 37 bin lira verip Türkiye'de kayıtlı olanı mı yoksa biz bunu 800 dolara yurt dışından alalım getirelim bir arkadaş gelirken bize getirsin burada bir şekilde IMEI'sini hallederiz mi? Çünkü 800 dolar dediğin şey kaç lira yapıyordu? 26 ile çarptığı zaman. 21.600 lira. Kayıt parasıyla zaten daha pahalı oluyor da. Ama IMEI'yi çaktığıma içinde bir 300-500 lira koysan üstüne demek ki 22 bin liraya falan bu telefon şey yapılabiliyor. Türkiye'de kullanılır hale getirebilebiliyor. 22 bin lira, 23 bin lira dediğin zaman da bu telefona o zaman bu senin listendeki Huawei P60 Pro, iPhone 13, Mate 50 Pro, 13 mini, S23 Plus, S22 Ultra, 12T Pro, S23 Pro'nun hepsinden daha ucuz hale geliyor. Ve hepsini tek bir hamleyle sollayıp en öne geçmiş oluyor telefon. Ama tabii gerçi orada tabii şey olmadığı için IMEI mevzusu bu cihazlarda geçerli olmadığı için çünkü diyecektim tam hani yurt dışından aldığında bunlar da daha ucuz olacak ama iPhone'a, Samsung'a oradaki tek model olan 12T Pro'ya bildiğim kadarıyla şey yapamıyorsun, IMEI'yi çaktıramıyorsun. iPhone'da zaten yok. Xiaomi kendince kapattı. Huawei'de de yoktu diye biliyorum. Samsung'da da yani
çalışmıyor çok sağlıklı olarak. O yüzden yine ortada böyle bir Türkiye gerçeği oluyor. Yani dünyanın yine herhangi bir yerinde kolay kolay şahit olmayacağımız vergi yükü nedeniyle çok pahalaşan ve Türk halkının daha ucuza mal etme yöntemleri bakanlık kararıyla, nedir o bakanlık kararı? 20 bin liralık e-mail kayıt ücretiyle engellenen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor Nothing Phone 2. Bilmiyorum vallahi, yani ucuz desem bana yazık, pahalı desem millete yazık filan, evet, gibi bir şey çıkıyor. Ya çok şey, hatta benim korkutan şey şu, şimdi Nothing Phone 2'nin özellikle en azından hani Evofon tarafından ayarlanan fiyatı doğru bir fiyat olmuş. Yani karşılığına denk gelen bir matematik fiyat tutuyor. Evet. Şimdi bu böyleyse biz Eylül'de yeni iPhone'ları gördüğümüzde, işte S23'ü gördüğümüzde, Xiaomi'nin T serisi geldiğinde ki onunla alakalı da bir video çektim. O zaman 30 bin lirayla 40 bin lira arasında konuştuğumuz cihazların muadillerinin tamamı 40 bin lirayla 55 bin lira arasında bir yerlere yığılmış olacaklar. Aynen. Ya şey, şu an için mesela 5000 TL altına telefon yok diyorduk. Görünen o ki o çok yakın bir sürede 10 bin lira bandına çıkacak. Yani 10.000 TL'nin altında birçok insanın o direkt "aa bu çöp alınır mı" dediği cihazlar kalacak, günlük kullanım cihazları. Ve aslında Nothing Phone 2 tam bir hani amiral gemisi diyebileceğimiz bir cihaz, işlemcisiyle özellikle. Biz buna iyi mi çaktırdık mı? Öyle geldi sanırım. Çakılmış geldi. Ha okey, tamam. Şeyden aldık yani. Sağlam torbacıdan aldık yani, öyle mi? Okey, tamam. Bizimki kullanılabiliyoruz biz. Yani evet. Şu an halt takılı bir şekilde kullanılabiliyor. İyi, süper. Nothing Phone 2'nin bugün açıklanan fiyatı 37 bin lira. 37 bin liranın nelere denk düştüğünü anlamak için Aydoğan'ın yaptığı liste çok önemli. 37 bin liranın pahalı, ucuz olduğunu tartışacak durumda değiliz. Çünkü biliyorsun ben çok zamandan beri artık duyduğum fiyatların tamamını "aa" diyorum. Benim için her şey daha pahalı bir hal alıyor. Ve bu segmentte bir cihazı bana soracak olursan Türk halkının 25 bin liraya, 20 bin liraya falan kullanabiliyor olması lazım. O da en pahalı, en yukarıda 25 bin liraya, 20 bin liraya falan kullanıyor olması lazım. Normal bir ekonomimiz olsa biz bu cihazı evvelde 18 bin liralara, bilemedin 19 bin liralara falan kullanmalıyız bence. Ki o zaman keşke hani harbiden öyle olsaydı da biz 17 bin lira eder mi diye konuşuyor olsaydık. İşte bu videoyu şey mi diyeceğiz? Nothing Phone 2 37 bin lira eder mi diyeceğiz buna? Ya o eder mi konusunu artık... İşte onu söylüyorum yani, hani bu eder mi'nin şeyi kalmadı, evet, mantığı kalmadı. Yani bir insanın bir aylık çalışması işte asgari ücret eder mi yani? Hani böyle bir hikaye var ama yok dünyanın hiçbir yerinde. O yüzden bu da 37 bin lira eder mi? Bilemiyorum vallahi, ne koyacaksın bu videonun adını, ben de merakla ben bekliyorum. Ben de şu an şey değil. Hani. Bence şey, arkadaşlarımız da yani bu cihazın fiyatının ucuz, pahalı, uygun, uygunsuz vesaire olmasından öte senin koyduğun başlığa, koyacağın başlığa alternatif başlık önerilerini de paylaşsınlar. Evet evet, yani bu daha iyi, bu mantıklı. Mesela böyle bir içeriği siz üretseydiniz arkadaşlar, şu elinizdeki telefon için Türkiye'de satış fiyatı 37 bin lira belirlenmiş olsa, rakamlar ortada, çıplak fiyatı nedir, vergisiyle nedir, Aydoğan söyledi bunların tamamını, ne koyardınız bu videonun adını? Yani mesela benim gönlümden geçen rakam 37 bin lira değil de 25 bin lira olsa sudan ucuz, evet, diyelim. Yani biliyorsun benim böyle işte enflasyona meydan okuyan telefon, Türkiye için çok önemli telefon bilmem ne falan dediğim videolar var. Öyle bir şey koyalım isterim. Gönlümden geçen o, ama 37 bin lira da işte söyledik ki ya bazısı için çok şey ütopik, ulaşılamaz. Ya şimdi 12 bin lira maaş alan adam için 3 maaştan fazla nasıl normal diyebilirsin? Ama bütün parayı götürmüş şeyi döviz korumalı hesaba yatırmış olan adam için de, aylardır devletin tüm kaynaklarını sağan adam için de 30 bin lira para mı, 37 bin lira para mı? O zaman enflasyona ezilen telefon yandan falan yazayım mı? Evet yani şey, çok haklısın yani, enflasyona ezilen bir telefonla yani, karşılaşıyoruz. Çünkü kendince ve meydan okuyor ama. Büyük bir ihtimalle enflasyona ezilen telefonların da ilk örneği olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor oluyor Nothing Phone şu şartlar altında. Çünkü bundan sonra hayatımıza girecek olan telefonların tamamı enflasyona eziliyor olacaklar. Şeyi onu gösteriyor. Elimizdeki kur parametresi, vergi bilmem ne filan filan bunu gösteriyor çünkü. Güzel bence, enflasyona ezilen telefon Nothing Phone 2 güzel bence. Gider yani buradan. Yani artık çünkü hani meydan okuduklarında da o işte İstanbul seni yeneceğim diyen insanlar gibi oluyor telefonların fiyatları da. Çünkü vergilendirmesi vesaire. Bir de şöyle bir şey oldu Aydoğan, sektörde markalarda farklı modelleriyle rakiplerinin bazı modellerine meydan okuyamaz hale geldiler artık. Yani teorik olarak
bu telefon Almanya'da, İngiltere'de iPhone eskiyen adama sunulan bir telefon. iPhone eskiyen adamdan kastım da, eskiden kastım iPhone 9, iPhone 8 falan değil. iPhone 11 kullanan adamın geçebileceği bir telefon. Ya da işte Samsung S22 kullanan bir adamın geçebileceği bir telefonken, Türkiye'deki bu mevcut ekonomik düzen ve onun sonucunda 37 bin lira olarak karşımıza çıkan fiyatıyla ne yazık ki gerçekten şey yapıyor, enflasyona eziliyor. Yazık da oluyor. Sadece bunu değil, birçok teknolojik ürününe de yazık oluyor. Ayrıca laptopu eskiyen, telefonu eskiyen, bunun yenisini almak isteyen vatandaşa da yazık oluyor bir yandan. Maalesef ki. Durumlar böyle. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Hani hem telefonun fiyatı hakkında, tabii ki şey diyenler de çıkacaktır işte. Hani bizim verdiğimiz örneklerde ben o fiyata iPhone 13 alırım vesaire diyenler. Çok normal. Tamamıyla normal ve ben sizin 37 bin liraya Nothing Phone 2 alırım diyen de çıkacaktır. Tabii, o da tabii, çok tabii. Normal. Yani diyorum ya, fiyatta herkes kendi cebindeki paraya ve kendi para kazanma gücüne bağlı olarak bu tarz kararları verecek artık. Yapacak çok fazla bir şey yok. Geleceğinde habercisi dediğim gibi. Önümüzdeki maalesef haftalarda bol bol yeni cihazlar göreceğiz. Biliyorsunuz hatta haftaya işte GM'in bir duyurusu olacak. Ondan sonra bir diğer yandan 13T'nin serisinin 1 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Ondan hatta o hafta iPhone serilerini göreceğiz vesaire. Onlardan önce galiba Türkiye'de Honor yeni bir model çıkartacak. Tamam. Yani orada artık böyle biz şimdiden 37 bin lirayla kapıyı açtık. Bakalım iPhone 15 Pro Max 1 TB'la nereye kadar varacağız. Hoş değil ama yapacak bir durum yok. Sizlerin de yorumlarını aşağıda bekliyoruz. Başka bir Hardware Plus videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.